Merhaba arkadaşlar. Çarpanları ayırma konusunun 5. testi. İlk soruyla başlıyoruz. X kare eksi 18 x artı a eşittir 0. Denkleminin kökleri ardışık 2 çift sayı olduğuna göre a kaçtır? Bu denklemin kökleri demek, bu denklemi 0 yapan değerler demektir. Mesela k bu denklemin bir kökü ise x yerine k koyduğumuzda yani k kare eksi 18 k artı a eşittir 0 olması gerekiyor. Yani k bunun bir kökü olması. Yani daha doğrusu biz şunu bu denklemi yani x kare eksi 18 x artı a eşittir 0 denklemini şu şekilde ifade edebiliyoruz. İki tane kökü varsa eğer x eksi k diğeri de diğer kökte x bu artışık iki çift sayı olduğuna göre diğer kökte k artı 2 diyelim. X çarpı burada çarpı var. X eksi k artı 2. Bu durumda bu k ve k artı 2 bu denklemin iki kökü oluyor. Şimdi eğer elimizde ikinci dereceden bir polinom varsa bu denklemin çarpanlarına bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış halini nasıl buluruz? Bu ifadenin sabit terimine bakarız. Sabit terim a burada. A'nın öyle iki tane çarpanı olacak ki çarpımları a olsun, toplamları da eksi 18 olsun. Bu o çarpımları bize kendi zaten vermiş. Soruda denklemin kökleri artık 2 çift sayı olduğuna göre diyor. Bu aslında k çarpı k artı 2 oluyormuş. K çarpı k artı 2 demek ki burada a olur. A olur. A'yı bulmak için dolayısıyla k'yı bulmak yeterlidir. K ile k artı 2'nin toplamı da eksi 18 olur. K artı 2 eşittir eksi 18. Yani 2k eşittir eksi 20. Buradan da k eşittir eksi 10 çıkar. K eşittir eksi 10 ise o zaman a eşittir eksi 10 artı eksi 10 çarpı eksi 10 artı 2 eksi 8. Bu da eksi 10 çarpı eksi 8 de artı 80 yapar. Yani D şıkkı doğru yanıttır. İkinci soruyla devam ediyoruz. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0 ise bu nedir diye sormuş. Bu x üzeri 4 eksi 2x küp artı x kare ifadesine baktığımızda x karenin ortak olduğunu görüyoruz. Yani burada x kare var, burada x kare çarpı x var, x küp yani. Burada x kare çarpı x kare var. Bu alttaki denklemi x kare parantezine alırsak eğer burada x kare kaldı eksi 2x artı 1 eşittir elde ediyoruz. Şimdi bu denkleme baktığımızda burada da ikinci dereceden bir polinom görüyoruz. Bunu çarpanlara ayırabiliriz. Bu x eksi 1'in karesidir. Örneğin elimizde a eksi b gibi bir ifade varsa bunun karesini şu şekilde alıyoruz. Birincinin karesi eksi. Burada eksi olduğu için 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Buraya baktığımızda bu x eksi 1'in karesi tam olarak. Burada birincinin karesi x kare eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi 1. Bu x kare eksi 2x artı 1 oldu. Bunu direkt yani ezbere bilmiyorsak nasıl ayırabiliriz çarpanlarını? Bu sabit terimin çarpanlarına bakıyoruz. Öyle iki çarpanını bulacağız ki çarpımları 1 olsun. Eksi 1 eksi 1 çarpı çarpımı 1 olur. Toplamları da eksi 2 olur. Demek ki bu gerçekten x kare çarpı x eksi 1'in karesi. Bu da aslında burada şuraya yazıyorum. X çarpı x eksi 1'in karesi. X de kare olduğu için parantez karesini alabiliriz. Yani x kare eksi x'in karesi. Şimdi burada bize verdiği şey x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Bu 2'yi öbür tarafa atarsak x kare eksi x eşittir 2 olur. Dolayısıyla bunun tam olarak değerini biliyoruz biz 2. Bu 2'nin karesi eşittir 4. Yani C şıkkı doğru yanıttır. Üçüncü soru. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? İfadeye baktığımızda x eksi 1 bölü x kare eksi 4x artı 3. Bunun çarpanlarını ayırabilir miyiz? Sabit terime bakıyoruz. Bunun öyle iki çarpanını bulacağız ki çarpımları 3, toplamları eksi 4 olsun. 3 kere 1, 3 evet ama toplamları bunun 4. Ama eksi 3 çarpı eksi 1 düşünürsek eksi 3 çarpı eksi 1 artı 3 olur. Toplamları da eksi 4 olur. Dolayısıyla biz bu ifadeyi x eksi 3 çarpı x eksi 1 olarak ayırabiliyormuşuz. Yani yukarıda x eksi 1 var. Aşağıda da x eksi 3 çarpı x eksi 1 var. X eksi 1'ler sadeleşir. Demek ki 1 bölü x eksi 3 kalır sadece. O da A şıkkı. Dördüncü soru. Bu ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
ifadeye baktığımızda burada x parantezini alabiliyoruz. X de x'in bir katı. Alalım x parantezine. X parantezinde burası da burada x kaldı. Burada 1. Bunu gerçekten dağıtınca x kare artı x oldu. Aynen bunu elde ettik. Bunu çarpanlarına ayırabilir miyiz peki? 3'ün 2 çarpanı 3 çarpı 1'dir. 3 zaten bir asal sayı olduğu için başka çarpanları yok. 3 çarpı 1 3. 3 artı 1 de 4 olduğu için 3 bu x artı 3 çarpı x artı 1'dir. X artı 1'ler sadeleşirse x artı 3 bölü 3 kalır. X artı 3 bölü x kalır. Pardon 3 değil x kalır. O da değişiktir. Aşağıda x var. Aşağıda 3 yok. 5'in soruyla devam ediyorum. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada x kare eksi 4 görüyoruz. Bu genel olarak a kare eksi b kare 2 kare farkı. Bu da bir kare. Bu da bir fark. Bir kare. Aradaki de fark. Bunu bu eksiyi a eksi b çarpı a artı b olarak yazıp çarpıya dönüştürebiliriz. Yani bu şekilde çarpanlarını ayırabiliriz. Buna 2 kare farkı denir. Bunları gerçekten çarparsanız a kare eksi ab artı ab eksi ab birbirini sadeleştirir. Eksi b kare gerçekten de bunu elde ederiz. Demek ki bu 4 olduğuna göre bu 2'nin karesi bu x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazılıyor. X eksi 2 çarpı x artı 2 payda. Burada bunu çarpanlarına ayırabilir miyiz? 6'nın öyle 2 çarpanını bulacağız ki 2 çarpı 3 mesela çarpımları 6. Ama toplamları eksi 5 olması için eksiyle çarpalım. Eksi 3 çarpı eksi 2 6 olur. Toplamları da eksi 5 olur. Demek ki bu x eksi 2 çarpı x eksi 3. Burada yalnız bölü var. Eğer elimizde a bölü b bölü c bölü d gibi bir şey varsa bu a bölü b bölü c bölü d aslında. Bunu şu şekilde hesaplıyoruz. Paydaki kesri olduğu gibi yazıyoruz a bölü b. Bu bölüyü çarpmaya çevirmek için şuradaki bölüyü çarpmaya çevirmek için bunu ters çeviriyoruz. Yani daha doğrusu çarpmaya göre tersini alıyoruz. D bölü c yazıyoruz. Demek ki burada bölü varsa bunu çarpı yapıp x eksi 3 1 bölü x eksi 3 ters çevirip x, yani x eksi 3 bölü 1 yazıyoruz. X eksi 3 bölü 1. X eksi 3'ler sadeleşir. X eksi 2'ler sadeleşir. Sadece x artı 2 kalır. O da c şık. 6. soru. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada 2 kare farkını görüyoruz. X kare eksi 5'in karesi. Bunu direkt x eksi 5 çarpı x artı 5 olarak ifade edelim. Bölü. Bunu çarpanlarına sayırırız. Eksi 20'nin çarpanları 5 çarpı 4. Burada 1 olduğu için arada 1 fark olmasına dikkat ediyorum. Ama bir tanesi eksi olması lazım. Çünkü bu 2 tane eksinin ya da 2 tane artının çarpımı artı olur. Bu eksi olduğu için birisi eksi birisi artı olacak. Burada artı 1 olduğu için bunu artı, bunu eksi yaparsak çarpımları eksi 20, toplamları artı 1. Demek ki x artı 5 çarpı x eksi 4 olarak yazdık bunu. Burada bölü var. Çarpı yapıyoruz. Bunu ters çevireceğiz. X eksi 4 bölü 1. Bunlar sadeleşti. X eksi 5'ler sadeleşti. Sadece ne kaldı? X eksi 5 bölü 1 kaldı. Yani x eksi 5 kaldı. O da A şıkkıdır. 7. soru. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Yine benzer bir soru. İfadeye baktığımızda burada 2 kare farkı var. Bu 4'ün karesi. X eksi 4 çarpı x artı 4 olarak ayrılacak. X eksi 4 çarpı x artı 4. Burada eksi 4'ün çarpanları 4 çarpı 1. Burada eksi olduğu için bunu eksi bunu artı yapalım. Eksi 4 çarpı 1 eksi 4. Eksi 4 artı 1 eksi 3. Demek ki bunu şu şekilde yazabiliriz. X eksi 4 çarpı x artı 1 bölü. Bölü değil. İlk önce x eksi 2 diye ekleyelim. Şimdi bölü x artı 1 çarpı. Burada da x eksi 4 çarpı x artı 4. X eksi 4'ler sadeleşti. X artı 1'ler sadeleşti. X eksi 2 bölü x artı 4 kaldı. O da A şıkkı. Sekizinci soru. Bu ifade sadeleştirildiğinde elde edilen sayı kaçtır? Bu ifade x kare eksi 5 x artı 6 var. Bunu eksi 2 çarpı eksi 3 olarak görürsek eksi 2 tane eksinin çarpımı artı yapar. 2 kere 3 6 toplamları da eksi 5. Demek ki yukarıdakini x eksi 2 çarpı x eksi 3 olarak ayırıyoruz. Aşağıda da x eksi 3 var. Arada da bölü var. Bu bölmeyi unutmamamız lazım. Yani bunu çarpma olarak yazarsak çok yanlış bir sonuç elde ederiz. Bunu çarpma olarak yazıp bunu ters çevireceğiz. Burayı iki parantezin alabileceğimizi görüyoruz. 2 parantezinde x artı 2 bölü.
Burada da 2 kare farkı var. X eksi 2 çarpı x artı 2. X artı 2'ler sadeleşti. X eksi 2'ler sadeleşti. X eksi 3'ler sadeleşti. Sadece 2 kaldı. Bu demek ki 2. Yani D şıkkı. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. A eşittir 19.207. B eşittir 19.107 olduğuna göre A kare eksi B karenin değeri kaçtır? A kare eksi B kare 2 kare farkından dolayı A eksi B çarpı A artı B olarak ifade edilebilir. A eksi B, A ve B'nin ne olduğunu biliyoruz. Bunları birbirinden çıkartırsak bu 19.207 yani 19.000 artı 207 bu da 19.000 artı 107. Bunların farkı 207 eksi 7, 107 100'dür. 100 çarpı bunların toplamı. Burada ne var? 38.000, 38.000 artı bunların ikisinin toplamı 314, 200, 307 artı 7, 14 artı 314. Yani 38.314. 38.314. Bunları 100 ile çarpmak demek ki sonuna 2 sıfır eklemek demek. 38.314. 2 0 yani 3 milyon 831 bin 400 o da A şıkkı. 10. soru 2 üzeri A eksi 1 çarpı 2 üzeri A artı 1 çarpı 4 üzeri A artı 1 eşittir 3 olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Burada şimdi buna x buna y dersek burası x eksi y çarpı x artı y oldu. Bu yani iki kare farkının çarpanlara ayrılmış hali. X kare eksi y kare. Burası demek ki bunu çarparsanız yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi olacak. İki kare farkından dolayı. Bunu yazarsak şimdi birincinin karesi 2 üzeri a'nın karesi eksi ikinci. İkinci de 1 olduğu için 1'in karesi. Çarpı 4 üzeri a artı 1 eşittir 3. Bu 2 üzeri a'nın karesi 2 üzeri burada x de üs olduğu için 2 üzeri 2a. Yani 2 üzeri 2'nin a'ncı kuvveti aslında 4 üzeri a oldu bu. 4 üzeri a eksi 1 çarpı 4 üzeri a artı 1. Bu da aynı çarpanlara ayrılmış hali iki kare farkının çünkü x eksi y x artı y formunda. Demek ki bu da bunun karesi yani 4 üzeri a'nın karesi eksi ikincinin karesi 1'in karesi eşittir 3. 1'in karesi 1 olduğu için öbür tarafa atarsak 4 üzeri a'nın karesi o da 16 üzeri a yapar. Daha doğrusu 4 üzeri 2a yazalım. 4 üzeri 2a eşittir. 3 artı 1. 4. Bu 4 üzeri 1 olduğu için demek ki burada tabanlar aynı olduğu için üstler de eşit olmalı. 2a eşittir 1. Yani a eşittir 1 bölü 2. O da a şıkkıdır. 11. soru. Bu ifa olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Burası 17 çarpı bunların toplamı. Bu ifadeyi biz açalım. 9'un küpü. 9'un küpü artı 9 çarpı 8'in karesi artı 8 çarpı 9'un karesi artı 8'in küpü. Burada da 8'in 4. kuvveti var. X'i bulacağımız için 3 üzeri x'i yalnız bırakalım sağ tarafta. Bunu öbür tarafa atalım. 8 üzeri 4 eşittir 3 üzeri x. Şimdi burada 8'in karesi var, 8'in küpü var, 8'in 4. kuvveti var. Bunları 8'in karesi parantezine alırsak 9'un küpü kaldı burada. Artı 8 çarpı, burada 9'un karesi var aslında. 8 çarpı 9'un karesi. Bunun 9'un karesi parantezine alırsak burada 9 kaldı. 9 artı sadece bunu ve bunu 9'un karesi parantezine alıyorum. 9 artı 8, evet. 9'un karesi çarpının 9 artı 8. Burada 8'in karesi parantezinde 9 artı burada 8 kaldı. 8 artı 8 kere 8 8'in karesi 64. 64 artı burası 17. 64 17'yi toplarsın 74. 81 yapar. 81'de 9'un karesi bu 3 üzeri x. Bu 9'un karesiymiş yani. 8'in karesi çarpı 9'un karesi burası. Şurası da 9'un karesi çarpı 9 artı 8 17. Burada şimdi 9'un karesi parantezine alırsak 17 artı burada da 64 var. Burada tekrar 74 artı 7 81 yaptı. Yani 9 üzeri 9'un karesi olduğu için 9'un karesi de burada var. 9 üzeri 4 eşittir 3 üzeri x. Bunu 3'ün karesi olarak yaparsak 3 üzeri 8
Olur. Çünkü 3'ün karesinin 4. kuvveti 3 üzeri 2 çarpı 4. 3 üzeri 8 eşittir. 3 üzeri x ise tabanları eşit. Üstler de aynı olmalı. Demek ki x eşittir 8. Yani A şıkkı. On ikinci soruyla devam ediyoruz. 3 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x artı 1 eşittir 26 olduğuna göre x kaçtır? Burada a eksi b çarpı a artı b formunda bir sayı görüyoruz. Bu iki kare farkının çarpanlar ayrılmış hali. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Eşittir a kare eksi b kare. Yani birincinin karesi 3 üzeri x'in karesi eksi ikincinin karesi 1'in karesi eşittir 26'ymış. Burası 1'in karesi 1. Eksi 1 olduğu için öbür tarafa attık 27 oldu. Burası da 3 üzeri 2x. 3 üzeri 27, 3'ün bir kuvvetidir. 9 çarpı 3. Bu da 3'ün karesi. 3'ün karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti, 3'ün üçüncü kuvveti olur. Demek ki 3'ün 2x, 3 üzeri 2x, 3 üzeri 3'e eşitse 2x eşittir 3'tür. Ve bu durumda x eşittir 3 bölü 2'dir. 5. On üçüncü soru. Bu ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu ifadeyi tabii çarpanlarına ayırabiliriz. Bu iki kare farkı gördüğümüz gibi. Burası x, burası y dersek x kare eksi y kare. Ya da direkt bunu açabiliriz. Kareyi içeri dağıtabiliriz. Ve sonra sadeleştirmeleri yapıp sonuca ulaşabiliriz. Tabii ki çarpanları ayırma yöntemini kullanarak ilerlemek daha pratik ve daha hızlı bir çözüm sunacak bize. Buna x, buna y dersek bu x kare eksi y kare. Bu da iki kare farkı özdeşliğinden dolayı x eksi y çarpı x artı y. Şimdi buna x dedim. X eksi y derken ilk önce x yazıyorum. A eksi 2 eksi bu a artı 2 eksi a eksi 2. Bunu eksiyle çarptık. Yani eksi a eksi 2 çarpı x artı y. X a eksi 2 y de a artı 2 artı a artı 2. Burada ikiler sadeleşti. 2a kaldı. Burada da a'lar sadeleşti. Eksi 4a kaldı. Eksi 4 kaldı. Eksi 4a yok burada. Eksi 4 çarpı eksi 2a. Eksi 8a yani D şıkkı. On dördüncü soru. Yine burada iki kare farkını görüyoruz. X y koyarsak x kare eksi y kare oldu bu. O da x eksi y çarpı x artı y. Yani birincisi a artı 1 eksi a artı 1. X artı y de a artı 1. İkincisi artı a eksi 1. Birler sadeleşti 2a kaldı. Burada da a'lar sadeleşti 2 kaldı. 2 çarpı 2a 4a D şıkkı. On beşinci soru. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? İki kare farkını görüyoruz her seferinde. Toplam 10 tane sayı var. Demek ki burada 5 tane terim var. 1, 2, 3. 2 tane de arada var. Bu birincinin karesi, eksi ikincinin karesi olduğu için x kare eksi y kare, x eksi y çarpı x artı y. X eksi y 1 eksi 2 çarpı 1 artı 2 artı 3 eksi 4 çarpı 3 artı 4. Sonra 5 eksi 6 çarpı 5 artı 6. Sonra da 7 artı eksi 8 çarpı 7 artı 8. Hepsini yazmanıza gerek yok tabi ama açık açık yazıyorum ben. 9 eksi 10 çarpı 9 artı 10. Her birinde bir pattern görüyoruz burada. Eksi 1 çarpı ikisinin toplamı. Eksi 1 çarpı 2 artı 1 3. Eksi 3. Burada da eksi 7. Burada da eksi 11. Burada da eksi 15. Burada da eksi 19 olur. Bunların hepsinin toplamını soruyor bize yani. 11 ile 19, 30, 45, 52, eksi 55. O da A şıkkı. Bu ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Burada da yine iki kare farkını görüyoruz. Yani burası 3 tane terim olması önemli değil. Buna x dersek, buna y dersek. Bu x kare eksi y kare. Her zamanki gibi x eksi y çarpı x artı y eşit. Demek ki direkt iki kare özdeşliğinden kullanarak çözüme ulaşabiliriz. X eksi y şimdi a artı b eksi c eksi y. Yani bu parantez içindeki eksiyle çarpacağız. Eksi a artı b eksi c.
Şimdi x artı y yazıyorum. X öyle yazıyorum. A artı b eksi c artı y, yani parantez içinde olduğu gibi yazacağız. Artı a eksi b artı c. Burada şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. A'ların sadeleştiği gördük. Burası 2b eksi 2c. Yani iki parantezinde b eksi c çarpı. Burada da c'ler sadeleşti. B'ler de sadeleşti. Çarpı 2a. 4a çarpı b eksi c gibi bir sonuç elde ettik. O da D şıkkıdır.